Esas rahatsızlığın bir başka husus olduğunu görüyoruz. Çünkü şu ana kadar yapılan, 70 günde yapılanlara baktığımız zaman mesela atamalar, çok sayıda belediye yöneticisi ve belediyenin iştiraklerinin ve şirketlerinin yöneticileri görevden alındı ya da istifa etmek durumunda kaldılar. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. İşten çıkartmalar oldu. Çok sayıda işten çıkartma oldu. Medya AŞ'den, İspark'tan ve başka yerlerden. Ve bunların önemli bir kısmının da seçimden hemen önce ya da iki seçim arası, yani 31 Mart'ta 23 Haziran arası işe alınanlar olduğunu açıkladı İmamoğlu. Bir diğer önemli husus, bazı vakıflara verilen desteklerin kesileceğini açıklamış olması oldu. Ve bu vakıfların büyük bir kısmı da ya İslami bir takım cemaatlerle ya da Erdoğan ailesiyle doğrudan alakalı vakıflar. Dolayısıyla burada baktığımız zaman 70 günlük icraatının içerisinde Erdoğan iktidarının önemli bir kaynağının kesilmekte olduğunu görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece İstanbul değil, diğer büyükşehir belediyeleri de herhalde ya da il ve ilçe belediyeleri de güçleri oranında iktidarın bu nasıl söyleyelim, tabanıyla, seçmeniyle ve genel olarak toplumla kurduğu ilişkide çok önemli roller oynuyorlar. Bir sosyal anlamda rol oynuyorlar, ekonomik anlamda rol oynuyorlar. İhaleler var, işe alımlar var, istihdam meselesi, bir yığın şey var. İşte bu arabalar kiralandıysa ya da satın alındıysa kimden alındığına kadar, hangi ihalenin kime verildiğine kadar ve birçok belediyeden bu konuda Adana'dan, Ankara'dan değişik değişik haberler geliyor. Geçmişte yapılmış İsraf örnekleri olarak iddia edilen bir takım hususlar var. Ama en çok dikkat çekeni tabii ki İstanbul. Çünkü İstanbul Türkiye'nin kalbi. Erdoğan'ın da çok sıkça söylemiş olduğu gibi İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor ve İstanbul'u kaybeden de aslında Türkiye'yi kaybediyor.